SGK uzmanı İsmail Sevinç geçmiş olsun diyerek açıkladı. En düşük emekli maaşında net rakamsızdı. SGK uzmanı İsmail Sevinç geçmiş olsun diyerek en düşük emekli aylığını açıkladı. Milyonlarca emeklinin maaşını belirleyecek olan son enflasyon farkı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Açıklanan veriler ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşına %24,73 maaş zammı yapılacağı kesinleşti. Ancak en düşük emekli aylığında kök maaş sorunu emekliyi derinden etkiliyor. Bu konuda hükümet harekete geçecek mi? SGK uzmanı İsmail Sevinç, geçmiş olsun, diyerek en düşük emekli aylığını açıkladı. Ocak ayında pek çok emeklinin aylığı %49,25 memur zam oranına eşitlenmişti. Ancak bazı emekliler kök aylıklarının düşük olmasından kaynaklı, 10 bin Türk lirası, en düşük emekli aylığını almaya devam etti. Aynı durumun Temmuz ayında yaşanmasından ise, emekliler tedirginlik duyduklarını dile getiriyor. Bu noktada iktidar cephesinden ise bir adım gelmedi. Ancak Ankara kulislerinde en düşük emekli aylığı ile ilişkin yeni kulis bilgileri ortaya çıktı. 6 aylık enflasyon farkına göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %24,73 maaş zammı alacağı kesinleşmişti. Fakat 8 bin Türk lirası kök aylığı olan 2 milyona yakın emeklinin yapılacak zam ile maaşları 10 bin TL'yi geçmemesi tepkilerin ana odağı oldu. Ankara kulislerinde konuşulana göre kök aylıkların 10 bin TL'ye eşitlenerek bunun üzerinde zammın ekleneceği bekleniyor. Erdoğan'ın emekli yılı kapsamında emeklilere enflasyona ezdirmemek adına bu şekilde adımı atacağı ise belirtiliyor. SGK uzmanı İsmail Sevinç ise, kök maaş meselesi konusunda bakanların bir hazırlık yapmadığının altını çizerken, biz en düşük emekli aylığına ilişkin 13 bin Türk lirası olmasını bekliyorduk. Herhangi bir şekilde talimat verilmezse böyle kalacak. İlgili bakanlar çalışmıyor gibi görünüyor. Benim bildiğim bu konuda çalışma yok dedi.